Lida Tekstil'deki çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda da atölye bölümündeyiz Lida Tekstil'in. Diğer firma ortağımız Coşkun Bey'le de beraberiz. Coşkun Bey, şimdi tabii burası yaklaşık olarak 80-90 kişilik bir atölye. Burada neler yapılıyor, neler ediliyor? Mesela ütü pakette kaç kişi var, dikimde kaç kişi var, kalite kontrol nasıl yapılıyor, ürün ne şekilde geliyor, ne şekilde çıkıyor? Şöyle atölyenin genel yapısıyla ilgili olarak sizden bilgi alalım. Şimdi öncelikle buraya kumaş olarak bize geliyor. Kesim, dikim, ütü paket, ilik düğme her şeyi içeride yapıyoruz komple. Finişli çalışıyoruz. 30 ile 40 arası bir çalışan makinemiz var dikim bölümünde. Yani 50-55 kişi dikim bölümümüzde çalışıyor. Bir 30-35 kişi ütü paket bölümünde çalışıyor. İşte kesimhanemiz var. Kesimde çalışıyor bir 6-7 kişi. Evet. Yani, şimdi buraya ürün kumaş olarak geliyor, evet, değil mi? Kumaş olarak geliyor. Bitmiş kolide teslim ediyoruz. Anahtar teslimi, anahtar dediğimiz. Teslim, evet. Peki kalite kontrol de var herhalde kalite burada. Kalite kontrolümüz var. Bant içinde kontrolümüz var. Kalite kontrolümüz. Ütü pakette kalite kontrolümüz var. Yani ilik düğmemiz, her şeyimiz içeride komple. Burada bitmiş teslim ediyoruz direkt. Yani entegre bir şekilde, evet, kumaş olarak giren ürün hazır bitmişin ürün çıkıyor. Yani mağazaya teslim, evet, evet, olarak çıkıyor. Peki Coşkun Bey, nasıl bir ortam var burada? Yani siz tabii daha çok burada Coşkun abilerisiniz herhalde. Nasıl sürekli ilişkiler? İçerilerinde olduğum için bandın içerisinde sürekli. Yani patron olarak değil de bir abi olarak görüyorum. Korkuyorlar mı sizden? Hem korkuyorlar hem seviyorlar. Öyle yani. Evet. Çünkü biraz daha ben iç içeyim onlarla. Hani bir sorunlar olduklarında, bir dertler olduğunda ilk bana gelirler. Ben hallederim, çözerim. Yani bir şekilde yardımcı olurum. Yani karşılıklı her şey. Yani onlar çalıştığı sürece, yani düzenli işlerine geldikleri sürece ben de bütün sıkıntılarını bir şekilde çözüyorum. Yani çünkü belki burada ailelerinden daha fazla zaman geçiriyorlar, değil mi? Yani günde 10 saat beraberiz burada. Sabah 8'den akşam 6.30'a kadar beraberiz. Yani biz de, onlar da ailemizden daha çok birbirimize zaman geçiriyor. O yüzden bir şekilde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hem çalışma konusunda hem normal şeyde, her şeyde birbirimizi bir şekilde mecbur idare etmek zorundayız yani. Coşkun Bey de bu atölyeden sorumlu. Tamam. Yani bütün, evet, buradaki elemanların birebir bütün sorunlarıyla, dertleriyle sizler ilgileniyorsunuz. İlgileniyorum, evet. Çözüyor musunuz genelde sorunları? Genelde çözüyoruz. Peki şunu sorayım, noktalayayım, fazla yormayayım sizi. Mesela bir sosyal aktiviteler yapıyor muydunuz pandemiden önce? Mesela piknikti, bilmem ne, şimdi tabii, evet, pandemi var. Yapacak mısınız ileriki süreçte? Bir müjde verelim mi onlara? Bir piknik düzenliyoruz. Atölyemiz komple hep beraber bir gidiyoruz ama işte pandemiden dolayı geçen sene de yapamadık. Bu sene artık belli değil yani nasıl olacak. Seneye inşallah. Seneye inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz Coşkun Bey. Sağ ol. Sağ ol. Ben teşekkür, evet, ederim.